Tayfun Tiryaki. 36 yaşındayım. Eskişehir doğumluyum. Türkiye'de yaşıyorum. Boksa başlama sebebim babam sayesinde oldu. Babam da eski boksörlerden, amcalarım da. Aynı zamanda uluslararası boks hakemi. Eskişehir'e bir hoca gelmişti. Onun sayesinde ben bu boksa gönül verdim. Kardeşimle beraber, Hakan'la beraber başladım. 2-3 ay sonra miniklerde Türkiye şampiyon oldum. Ondan sonra ailem bana daha çok destek vermeye başladı. Başarı geldiği için. Okuluma da gidiyordum aynı zamanda. Aynı zamanda sporumu da yapıyordum. En son 2012 senesine kadar milli takımda bulundum. 120 defa milli oldum. 600'den fazla amatör maçım var uluslararası turnuvalarda. Birçok ülkeyi de gezdim. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Amatör kariyerim gerçekten çok zorlu geçti. Herkes için aynı şeydir ama benim 26 sene oldu boks yapalı. O yüzden hani çok 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 zordu. Şartlarım gerçekten çok zordu. Şu zamanki imkanlar zaten yoktu. Malzemeler zaten hiç yoktu. Doğru dürüst boks eldivenim olmadı. Giyecek antrenmanın malzemelerim olmadı. Milli takımda bile bu sıkıntıları çektim. Ama ona rağmen hiç pes etmedim. Çok çalıştım. Şampiyonlukları kazanmaya başladım. Da boks yaptığımı söylemiştim. Bir de ayrıyetten önümün birçok kez kesilmesinden yani talihsizlikler yaşadım. Başarılıydım, şampiyon oluyordum. Ama nedense sebebini bilmiyorum. Türkiye'de çok önümü kestiler benim. Beşiktaş gibi en büyük kulüplerden birinin sporcusu oldum 98 yılında. 2012 yılına kadar da bir serüvenim oldu. Sağ olsun Beşiktaş kulübü ellerinden geldiği kadar bana destek verdiler. 98 yılında benim hocam başka bir yere gittiği için ben hocasız kaldım. O zamandan bu yana hep tek başıma mücadele verdim. Antrenörüm olmadan, doğru dürüst partnerlerim yoktu. Milli takımlarda da hep tek başımaydım. Herkesin kendi hocası vardı. Ama ben gene tek başıma olduğum için pek destek göremedim. Tabii bu mazeret değil. Benim için hiçbir zaman hiçbir şey mazeret olmadı. Elimden gelenin çok çok fazlasını yaptım. Tayvan Tiryaki bu şekilde oldu. Çalıştı. Çok fazla çalıştı ama şampiyon da oldum. Tabii ki yenildiğim maçlar da oldu. Tabii bu boks sporu biraz farklı. Yenmek de var, yenilmek de. Her şey saliselik. Sonra olimpiyatları, en son Londra olimpiyatlarında normalde gitmek hakkımdı ama gene götürülmedim. Ben de amatör boksu bırakmaya karar verdim. Bir serüvene atılmak istedim. Hayallerimde olan profesyonellik vardı. Ve bu profesyonelliği de Amerika gibi bir ülkede yapmak istedim. Ve bunu da başardım. Hiç kimseyi tanımıyordum. Vizemi aldım. Maddiyatla alakalı çok sıkıntılarım vardı. Buna rağmen Amerika'ya gitmeyi başardım. Tek başıma gittim, 4 sene yaşadım orada. Belki bu söylenmez ama cebimde 200 dolar para vardı. İlk maçları orada dünya çapında birçok hocayla da çalıştım. Birçok profesyonel sporcularla da çalıştım. Sparring partnerlerim oldu orada. Onların hepsiyle de dövüştüm. Hepsi WBC, IBF, IBO şampiyonları. Zaten Amerika'da herkes çok iyi salonlara geliyorlar. Yani her salonda mutlaka 3-4 tane şampiyon mutlaka var. Her türlü sikletten, her türlü ülkede insanlar var. Spora o kadar çok değer veriyorlar ki hele sporcuya anlatamam. Hani yaşamanız lazım bunu. Ben de bunu yaşadım orada. Bu da beni çok motive etti. Amerika'da 8 maç yaptım. 8 nokaut. Hepsini ilk roundda kazandım. Bu çok büyük bir başarı. Normalde ben kendi başarılarımı anlatan birisi değilim. Bunu benim çevremdeki herkes tanır. Öğrencilerim olsun, arkadaşlarım, ailelerim, dostlarım herkes bilir ama bunları söylüyorum çünkü yani en azından Tayfun Tiryaki'nin kim olduğunu ufak da olsa bilmenizi istedim. En son Miami'de bir maçım vardı. Yani çok ünlü bir boksörlerden biriyle dövüştüm. Undercard maçı yaptım. İki tane kemer maçı vardı benden sonra. Ama ondan öncesinde Texas'ta yaşıyordum. Antrenörümün evinde kalıyordum. Talihsiz bir olay yaşadım. Antrenör benim paramı aldı benden. Beni evden kovdu. Maça 2 hafta kala. Ondan sonra ben dışarıda yatmak zorunda kaldım. Antrenmanlarımı devam ettim. Telefon hattım kesikti faturadan ötürü. O yüzden de hiçbir şey yapamadım. Sonrasında orada beni silahla soydular. Paralarımı, üstümde ne varsa bütün eşyalarımı almaya kalktılar. Bunu bir şekilde atlattım. Yani orada ölsem bile aileme bile haberi olmayabilirdi. Ondan sonra bir arkadaşım geldi tesadüf. Ondan telefonu rica ettim. Sadece bir tane numara hatırlıyordum. O da
bu maçı düzenleyen promotörün numarasıydı. Onu aradım ve tesadüf ilk hatırlamışım ki doğru bir numaraydı. Benim uçak biletimi aldı. Akşamına Miami'ye uçtum. Ertesi gün maçımı yaptım. 50 bin kişinin arasında dövüştüm. Ve ilk roundda knockout'la kazandım. Bu kadar zor şartlara rağmen. Bu da benim ne olursa olsun şartlar koşullar ne olursa olsun bir şeyleri başarabildiğimi gösterdi. Sonra mecbur Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Türkiye'ye döndükten sonra tekrar Amerika'ya gitme şansım olmadı. Yine maddi sıkıntılar ve ülke bana zaten destek vermiyor. İş adamları hiçbir şekilde destek vermiyor. Bir sürü yerlere başvurdum. Sonuçta bir ülkemizi temsil ediyorum ben. Ki Amerika gibi bir yerde. Orada Müslüman Türk olmak gerçekten çok zor. Hele sporcu olmak daha da zor. Çünkü devlerin arasındasın. Demedim Amerika'ya ama hala çalışıyorum şu an. Antrenmanımı yapıyorum şu an. Nasip olursam 12 roundluk, 10 roundluk maçlara hak kazandım. İnşallah önümüzdeki günlerde gitmeyi düşünüyorum tekrardan. Ülkemizi gene temsil edeceğim orada. Ülke bana destek versin vermesin benim için sıkıntı yok. Sonuçta ben Türk'üm. Bu ülkeyi temsil etmek benim boynumun borcu. Bunu da her zaman yapacağım, her daim. Ne olursa olsun. Boks dışında ne yapıyorum? Antrenörlük yapıyorum. Hayatımı böyle şu an geçindiriyorum. Öğrencilerim var bir sürü. Yetiştirdiğim sporcular var. Onların başarı kazanması beni de mutlu ediyor. Onlara bir şeyler sağlayabilmek. Beni örnek de alıyorlar. Hala musabık olduğum için, dövüştüğüm için ben maçlara nasıl hazırlanıyorsam öğrencilerimi de o şekilde hazırlıyorum. Onun dışında ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bir tane köpeğim var. Birçok salon gezdim Eskişehir'de. En son şu anki çalıştığım salonda Albatros Otel'in spor salonu yapıyorum. Çok büyük bir yer değil ama önemli olan salonun büyüklüğü veya nasıl olduğu değil, sporcunun orada spor olan, boks olan aşkının olduğudur. Bana göre bu. Şöyle söyleyeyim, sadece tekniğimle, gücümle değil, hızımla konuşulan bir sporcuyum. Yani dünyanın ilk 3 sırasına girerim hız konusunda. En hızlı boksörlerimden biri sayılabilirim yani. Partnerim yok. Çünkü Türkiye'de profesyonel boks yok. O yüzden de profesyonel antrenmanları kaldıracak sporcular yok. Bu da benim için büyük sıkıntı. Başka Avrupa ülkelerine gidemiyorum. Bu da imkansızlıklarla alakalı. Gitsem orada belki daha iyi partnerler. Gerçekten bu işi bilen hocalarla çalışacağım. En iyi kondisyonerlerle çalışacağım. Herkes bunu ister. Tabii bu da gene imkan ve şartlarla alakalı bir şey. Antrenmanlarım gerçekten çok zor geçiyor. Profesyonel olarak yapıyorum antrenmanları. Ama benim tek sıkıntım gene partner sıkıntısı ve antrenör sıkıntısı. Tabii partner çözümünü bulmak için kardeşim bana bazen yardım ediyor Hakan. O kendisi de boksör. O da eski milli boksörlerden. Türkiye'nin en teknik boksörlerinden biridir. O elinden geldiğince bana yardım ediyor ama sonuçta amatör yaptığı için yani bir profesyonel sporcuya ne kadar yardımcı olabilir bir antrenmanda onu düşünüyorum. Tayfun Tiryaki bundan sonra ne yapacak? Planlarım arasında her zaman spor var, her zaman boks var. Antrenmanlarımı daha çok yapacağım. Daha ağır şartlarda çalışacağım. Gerçekten en iyisim, en iyisi olmaya çalışacağım. Nasip olursa yarım kalan o roundlık maçlarımı tamamlamak istiyorum. Ondan sonra gelecekte Amerika'da birçok ünvan başına çıkmak istiyorum. Benim için en önemli olan bunlar. Ve bunları başaracağımı da biliyorum. Önümüzdeki 2-3 ay içinde bunları gerçekleştirmek istiyorum. Kendi imkanlarımla tabii ki gene. Ya kadar hep tek başıma geldim. Gene tek başıma gideceğine eminim.